Kerkük'ün kalbinde yer alan nostalji müzik evi, geçmişe özlem duyan müzikseverleri bir araya getiriyor. Mekan kasetlerle dolu raflarıyla nostalji sevenlerin yeni uğrak yeri haline geldi. Nostalji müzik evi düzenli ve tertipli raflarında sergilenen kasetleriyle dikkat çekiyor. Her bir kaset özenle yerleştirilmiş, müzikseverler için adeta bir hazine sunuyor. Dükkanda anlamlı sözler de yer alıyor. Müzik mutluluğun ifadesi olduğu kadar dertleri de uzaklaştıran sihirli bir sanattır. Ve merhaba gençler ve her zaman genç kalanlar ifadeleri mekana gelenlere sıcak bir karşılama sunuyor. Bu atmosfer ziyaretçileri sadece müzikle değil aynı zamanda olumlu bir ruh haliyle de buluşturuyor. Kerkük'te 1977 doğumlu Nostalji Müzik Evi'nin sahibi Bilal Fazıl Salih, müzik tutkusunu ve Nostalji Müzik Evi'ni kurma amacını Teba mikrofonuna anlattı. Ben Bilal Fazıl Salih, 1977 Kerkük doğumluyum. İlk okulu Kerkük'te bitirdim, ortaokulu da aynen. Sonra gittim Sanayi Lisesi'ne. Ondan sonra bir ilde gittim Güzel Sanatlar Fakültesi'ne. Müzik sevgisi uşak çağdan başladı bende. Yani küçük yaşlardan. Bu sevgi işte indiye kadar devam edir. Hacı, yani, aslında işim ne sanırım? Ben marangozluk işinde çalışırım. Asıl işim odu. Ne zamana başladın onu? 1995'ten. Hala devam ediyor. Hala da devam ediyor. Hacı, bu sevgi neydi? Politane bir şey yatası. Arkadaşların doğrusu isteği üzerine. Ben 40 seneden beri yani müzik arşivi toplarım. Yani bu sevgi de uşak çağdan başladı bende. Yani kulaklarım işledi müziğe dair. Hala da devam eder yani. Bir diyebilirim sana işte 40 yıllık bir arşivim var. Müzik arşivim var. Sadece Türk. Yani Türk dilinde. Türk dünyası, yani. Türk dünyası dilinde yani devam eder. Sadece Türkçe bakır, şu anda klasik etkili şey etsen. Tümü Türk. Peki, alımcı var yani, gelirler, müşteriler var. Gelirler. Yani özel istekleri var mesela. Belli bir sanatçının albümünü isterler benden. Ben de elde ederim onu. Yani bilmem, CD'ye bıraksan, flash'e bıraksan. CD olsun, kaset olsun, plak olsun. Hı. Yani bunları elde ederiz zaman zaman. Da, var yani istekler. Ha, var. Ben. Peki bir de Bilal abi bildiğim kadar sen bütün sanatının doğum tarihini, bir de klasiyetinden zaman bunu bilir. Bunu evet bahsedin. İşte meraklı olduğum için yani bunları hepsini izlerim. Yani filan sanatçı kaçta doğmuş, nereli, kaç albümü var, yani nelerde çalıştı, ne işleri yaptı, bunları hepsini izlerim yani. Ama bilirsen de bütün malumatı var sende. Ha. Yani bu işte kaynaklaşı müzik sevgisinden kaynaklaştı bende. Evet. Peki çalışırken ne müzikler atarsan en yani çok kimler? Vallahi o belli olmaz. O anda yani fikrime ne gelirse, hangi sanatçı gelirse onu açarım. Evet. Ama tek bir sevgi yok. Kalbimde bu denen dinliyorsun sadece. Bütün sanatçıya saygı duyarım. Bütün sanatçıya. Bütününü de severim. Yani bütün sanatçının hayranıyım ben. Evet. Peki buradan bir mesela bir sıkıntı var çıkıyorum mesela. Bir isteği var bir de neden. Vallahi istek... Benim kastetmem dışından gelince... Bizde işte biraz zorluk çekirik nedir? Kasetler yurt dışından geldiğinden dolayı yani biraz sıkıntımız olacaktı az çok. Yani İstanbul'dan bir sipariş verirsen av bir albümü isten elde etmek için yani biz bunda zorluk çekebilirik az çok. Evet. Peki
akşamlar buraya gelsin, sabahlar mı? Sabahlar marangozluk işinde çalışıram. Akşamleyin buradadır. Benim buluşmam buradadır. Yani. Hala bu sebebi sende doğum yediri. Doğum yediri ve devam edecek. Peki bir istergi var ise, yani bir sıkıntı var ise, vallahi, kavan gördük orada, kavanla da çalsın yoksa? Kavan da çaldık. Kavan dediğimiz yani plak, uzun çalar. Uzun çalar yani. Elde ettiğim var. Yani az çok. Bütün sanatçıların elde etmişim. Ali abim dedi, marangoz işlerim sabah. Evet. Benim asıl mesleğim marangozluk işinde çalışıyorum. Yani 1995'ten beri. Ama bu müzik sevgisi çocukken başladı bende. Yani 8-9 yaşındayken kulağım başladı yani müziği sevmeye. Daha 40 yıldan beri arşiv toplamaktayım. 1984'ten beri. Yani bugünümüze kadar. Tam 40 yıl oldu. Yani benim arşiv toplamam. Ama sadece Türk yani. Sadece Türk. Türk dünyası müziği. Evet. Peki bizim Türkçüman şarkıları yok ya da. Yoksa Onlar da az çok var mende. Evet. Yani mesela dediğimiz rahmetli sanatçımız, değerli sanatçımız Abdülvahid Füzeci olsun. Ses sanatçısı Abdurrahman Kızıl olsun. Doktor Talat olsun. Sıdık Bender Gafur olsun, Sıdık Bender Gafur olsun, artı bizim rahmetli sanatçımız dayı Reşeküler Rıza'mız olsun. Yani bunları da elde etmişim az çok. Onların şarkıları Türk dünyasında da okunur yani. Evet. O şarkılar var yani. Bende de bunlar bulunur. Türk dünyasında ne az çok bulunur. Evet. Bu müzik dükkanımın da açmağı arkadaşların manevi desteğiyle yani beni desteklediler yani dükkan açmama. Ben aslında bu arşivim evde bulunurdu. Evet. Yani kendime dair bir arşiv. Arkadaşların desteğiyle yani bu dükkanı açtım. Kendi çabamla bu dükkanı açtım. Yani bir kimsenin yani diyelim sana maddi bir desteği olmadan. Aynen. Evet, kendi çabamla buranın da marangozluk işini yani raflar olsun dediğim masalar olsun bunları hepsini kendi elimle yaptım. Aslında bu albümlerden bahsedelim biraz da. Yani internet çıktıktan beri bu işler geri çevrildi. Yani insanlar internete bağlanıyor, istediği müzikleri dinliyor. Yani dinleyebilir. Ama bunun aksine yani benim insanlar gelir yanıma bazı sanatçıların albümünü yana yana arar. Yani bunun hayranları da var demek. Hayranları var. Yani mesela bir kaset olsun, bir CD olsun. Belki de bir kasete $50 bile verir. Bir kasete yani dediğim $50 da verebilir. Güzel. Yani çünkü bunlar takriben tükendi. Tükenebilir yani. Tükendi sayılır yani bunlar. Nadir bir şeyler oldu. İnternet çıktıktan beri yani bu kasetler nadir sayılabilir. Bu arada onu dile getirmek isterim. Yani benim bir iki yakın arkadaşım var. Arkadaş değil de kardeş sayarım bunları. Yani bana destek oldular bu dükkanı kurmakta, arşivleri elde etmekte. Başta gelen bizim kardeşimiz Sinan Bezirgenoğlu. Yani büyük çabası oldu bu işte. Yani arşivleri elde etmek için. Ayrıca bir arkadaşım daha var, Murat adında. Onun da çok emeği geçti bu dükkanı kurmakta.
Yani bazı eksikliklerimiz vardı, Onları tamamladı bizim için. Yani zaman zaman günlerden onları elde etti bizim için. İnşallah başka bölümde, başka görüşmede yani bunları fazla açıklarız. Yani sanatçılara dair, yani bunların yazarları kim, yazarları, müzisyenleri kim, kimler bunları getirdiler meydana. Bunları hepsini açıklarız. Müzisyenlerden olsun, söz yazarlardan olsun, şairlerden olsun. Bunlar hepsi birer birer, teker teker açıklarız bunları. Çok evet. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz sizlere gelmeniz için. Çok sağ olun.